birçoğumuzu zamanında oyuna küstüren, elimizden bir şey gelmediği için oldukça yaratıcı küfürler türettiğimiz bu konuyla alakalı bir video çekmem gerektiğini fark ettim. Evet, konumuz hileler, hilelere karşı alınabilecek önlemler, başta Counter Strike olmak üzere FPS oyunlarındaki hile sorunu ve Valve'ın CS2'de bu kötü şöhretinden kurtulma imkanının olup olmaması. Eğer bilgisayar oyuncusuysanız ve online oyunlar oynuyorsanız oynadığınız oyun türü fark etmeksizin mutlaka bir hileye denk gelmişsinizdir. Geçmişe dönüp baktığımızda neler neler görmedik ki. Sadece Counter Strike veya FPS oyunları da değil, her oyun türünde çeşitli hilelere bulunuyor. Ancak tabii ki içlerinde en sinir bozucu olanı şüphesiz FPS oyunlarındaki hileciler. Çünkü bu oyunlar tamamen yetenek, refleks ve el göz koordinasyonuna dayalı, en basit tabiriyle ortadaki artı işaretini rakip oyuncuya doğru zamanda tuttuğunuz zaman kazanabileceğiniz oyunlar. Ve eğer karşınızdaki bir hileci ise karşı koyma ihtimaliniz neredeyse sıfır. Çünkü o saatten sonra artık karşınızda bir insan yok, bir yazılıma karşı mücadele ediyorsunuz. Gelelim Counter Strike'ın bu kötü anti hile şöhretine. Belki de bu kadar uzun zamandır ismi hilelerle alınan tek oyun Counter Strike olabilir. 2000 yılından beri dile kolay tam 23 senedir oynanan bu oyunda hileciler hiç eksik olmadı. Peki bir insanın yetişeceği bu sürede Valve gibi büyük bir oyun devi buna nasıl karşı koyamadı? Tüm bunları anlatacağım ama öncesinde size bu videonun sponsoru CSCase'den bahsetmek istiyorum. Bu site CS kasaları açabileceğiniz, dilerseniz kasalardan çıkan skinleri kontrat ve upgrade modlarında katlayıp envanterinize çekebileceğiniz güvenilir bir kasa açma sitesi. Hemen şu an açıklamadaki linkten siteye giriş yaparak bedava bir kasa açabilirsiniz. 10 dolar yükleme yaptığınız zaman bu bedava kasayı bir ay boyunca her gün ücretsiz bir şekilde açabiliyorsunuz. Ayrıca bu sitede bedava kasa açmanın yanı sıra 5 centten tutun 600 dolara kadar her fiyat aralığında kasalar bulunmakta ve her kasanın içinde bulunan skinlerin çıkma şansını kasayı açmadan önce görüntüleyebiliyorsunuz. Onlarca yükleme yapma yönteminden size uygun olanı seçtikten sonra Stanex kodunu kullanmayı unutmayın ve ekstra %15 bonusunuzu kapın. Hemen açıklamadaki linkten kayıt olup tüm bu özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum ve CSCase'de bu videoyu sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, birçok kişi için üzücü olabilir ancak ilk olarak şunu söylemem gerekiyor. Oyunlarda hileler asla bitmeyecek ve bitmesi neredeyse imkansız. Fakat bu önlem almayalım, firmalar anti hile yazılımları kullanmasın demek olmuyor tabii ki. Bitiremeyiz ancak önlem alıp azaltabiliriz. CS2 ilk duyurulduğunda herkesin aklına ilk olarak hileler geldi ve acaba hileler son bulur mu diye sormaya başladılar. O sıralarda bir videomda demiştim ki arkadaşlar hileler bitmez ancak azaltılabilir. Şu anda piyasadaki en iyi anti hile yazılımı Valorant'tı ve en azından Valorant gibi olabiliriz demiştim. O videoya Valorant'ta hile yok mu sanıyorsunuz? Her maç hile geliyor tarzında yorumlarda çok gelmişti. Evet, işte tam da bu benim söylediğim hileler bitmez ancak azaltılabilir teorisini kanıtlar nitelikteydim. Şu an online FPS oyunları arasında en iyi anti hile yazılımı beğenin veya beğenmeyin açık ara Valorant'ta. Ve buna rağmen Valorant'ta da hileciler bulunuyor. Peki neden bitmez bu hileler? Cevabı çok basit. Çünkü oynadığımız oyunlar ve bu oyunların anti hile korumaları birer yazılımdan ibaret. Ve her yazılımın bir açığı mutlaka bulunur. Milyar dolarlar değerindeki bankalar, kurumlar ve bilimum işletmeler hacklenirken oyunların hacklenmeme ihtimali imkansıza yakın. Cloud gaming servisleri gelişir ve daha da yaygınlaşırsa bir ihtimal çözüm oluşturabilir. Ancak biraz önce söylediğim gibi bankalar bile hacklenirken bu tarz servisler de hacklenebilir. Ancak kim bir oyunda sırf hile yapabilmek için bu tarz sistemleri hacklemeye yeltenir onu bilemiyorum. Aslında bu hileleri yapanların amacı oyunları kazanmak gibi basit bir dürtü değil. Bu hileleri pazarlayıp para kazanmak. Piyasada Counter Strike için onlarca hatta yüzlerce hile yazılımı var ve birçoğu da parayla satılıyor. Tüm bunların hile olmasından ziyade bir ortak noktaları daha var. Hepsinin en büyük vaadi banlanmama. Bunlar tamamen zırva arkadaşlar. Biraz önce söylediğim bunlar sonuçta birer yazılım ve her yazılımın açığı bulunur sözü hileler için de geçerli. Şu an bu videoyu izleyen hileci, evet evet sen, zamanı gelince mutlaka sen de banlanacaksın. Çünkü bu aslında bir oyuna karşı hile üretmekten çok daha basit bir işlem. Oyuna etki eden 3. parti yazılımın oyuna hangi yöntemle etki ettiği bulunduktan sonra bu yazılımın engellenmiş yazılımlar listesine eklenmesi ve aktif bir şekilde bu yazılımı kullanan herkesin banlanması Valve'ın tek tıkla yapabileceği bir işlem. Peki ama neden yapmıyor? Aslında yapıyor fakat uzun aralıklarla. Zaman zaman oyunda bir wake dalgası olur ve neredeyse aktif tüm hileler banlanır. Peki bundan başka yapabileceği bir şey yok mu? Elbette var. Oyun içerisindeki eşleştirmeler ve rapor sistemi. CSGO'da bildiğiniz üzere bir ücretsiz bir de seçkin versiyon vardı. Bu CS2'de de böyle. Ücretsiz versiyon zaten hile dolu. Burada hemfikiriz ancak seçkinde olay biraz daha farklı. İlk olarak seçkin hesabı olanlar yalnızca seçkin hesaplarla eşleştiriliyor. Bu nedenden dolayı ücretsiz hesaplardaki hilelerle karşılaşmıyoruz. İkinci faktör ise raporlama ve güven faktörü sistemi. Güven faktörünü kısaca özetlemek gerekirse sizin maç içerisindeki tutumunuz, oynama saatiniz, telefon doğrulaması yapmış olmanız, aldığınız övgüler ve raporlamalar sizin güven faktörü derecenizi etki ediyor. Tabii ki beraber maça girdiğiniz arkadaşlarınızın da derecesi önemli. Dereceniz ne kadar yüksekse karşınıza da sizin derecenize eşdeğer rakipler geliyor. Haliyle ne kadar düşükse de o kadar düşük rakipler geliyor. Düşük güven faktörlü oyuncuların çok raporlanan oyuncular olduğunu düşünürsek karşınıza çok daha fazla hile geliyor. Bu derece Valve tarafından bize gösterilmiyor ancak tahmin etmek çok da zor değil. Eğer rakipleriniz yüksek saatli ve hile olmaktan uzak rakiplerse güven faktörünüz muhtemelen pek kötü değildir. Eğer güven faktörünüzün kötü olduğunu düşünüyorsanız Valve'a bu konu hakkında mail atabilirsiniz.
dinleyeceğiz. Bunu ben değil, Valve'ın kendisi söylüyor. CSGO Team Feedback at valvesoftware.com adresine güven faktörünüzün düşük olduğunu düşündüğünüz bir mail atarsanız cevap alabilirsiniz. Tabii ki CS2 çıktıktan sonra bu sistem hala devam ediyor mu bilemem, ancak bir şansınızı deneyebilirsiniz. Aslında seçkin ve yüksek güven faktörüne sahip bir hesapla oynuyorsanız uzun zamandır CSGO'da çok fazla hile gelmiyordu. Elbette tamamen bitmişti diyemem, ancak eskiye nazaran daha iyiydi. Ben CS2 duyurulmadan önce arkadaşlarımla beraber CSGO'da rank atıyordum ve maçlar genellikle Supreme Global Elo'da geçiyordu. Hepimiz seçkinlik ve güven faktörlerimiz yüksekti. Ortalama 15-20 maçta kesin hile dediğimiz bir kişi falan oluyordu. Tabii ki bu saydığım kriterlere uyan oyuncu sayısı oldukça düşük. Kaldı ki ücretsiz hesaplar zaten hile dolu. Bu dediklerim tabii ki onlara müstehak demek değil. Counter Strike'ın büyük bir hile sorunu var ve buna daha rasyonel çözümler getirilmeli. Peki nasıl olur bu rasyonel çözümler ve Valve'un bu çözümleri getirmeye niyeti var mı? Aslında var ve CS2'de yenilikler olduğunu gördük. Bize anti hile ile alakalı gösterilen ilk ve şu anlık tek şey CS2'de Wake Live olacaktı. Yani artık maç esnasında bir hileci tespit edilirse oyun iptal oluyor ve hileyi açan kişi banlanıyor. Bu güzel bir yenilik, ancak yeterli değil. Pek de iyi çalıştığı söylenemez. Geçenlerde bir canlı yayında karşımıza gelen adamın vuruşlarına bir bakın. Yeah, play safe, wait smoke. What the fuck is this? Yeah, he fell on toggled. Info guys. Of course. Tight. Ya abi şuna bak kanka ya. Adam net bir şekilde hile. Yalnızca 40 saati var ve çekinmeden smoke arkası tekleri gönderiyor. 42 kill alan birinin bir şekilde bir sistem tarafından tespit edilip banlanmasa bile en azından inceleme alınması gerekli. Her neyse, bu Wake Life henüz iyi çalışmıyor olsa da Valve'un farklı yenilikler getirebileceğine işaret. Peki başka neler yapılabilir? Ranked oynamak için telefon bağlantısı yapmak şart koşulabilir. Ve eğer bir oyuncu hile kullanmaktan dolayı banlanırsa daha sonra aynı telefon numarasıyla kullanacağı yeni hesaplarda engellenebilir. Bu çok radikal bir çözüm gibi gözükebilir, ancak büyük oranda çözüme kavuşturur. Daha adil olması için telefon numarası 1 sene veya daha farklı bir zaman aralığı boyunca engelli tutulabilir. Süresi dolunca banlanan hesabının banı açılmaz, ancak telefon numarasını yeni bir hesapta kullanabilir. Buna benzer olarak donanım banları var. Yani anakartınız banlanıyor ve aynı anakart ile tekrardan oynayamıyorsunuz. Ancak bunu sanırım Counter Strike kullanmıyor. Kullanıyorsa yorumlarda belirtebilirsiniz, ancak ben hiç duymadım. Ve zaten bence bu telefon numarası muhabbeti donanım banından daha sağlıklı bir çözüm olabilir. Ha bu arada, telefon numarasını bağlamak istemeyenler de telefon numarasını bağlamamış rakiplerle eşleşir ve hiçbir sorun kalmaz. Tabii ki hepsinden önce Valorant'ın Vanguard gibi CS2'nin de bilgisayarın derinliklerinde çalışan bir anti hile yazılımına ihtiyacı var. Fakat bu adım atılır mı pek sanmıyorum. Neden diyecek olursanız, bunu açıklamak birazcık zor. Valve daha özgürlükçü bir firma gibi. Yani nasıl tarif etsem bilemiyorum. Doğru mu olacak tam emin değilim ama Valorant iPhone'sa Valve Android gibi. Bu örneği özgürlük tanımına ithafen verdim. Sakın yorumlarda iOS Android kavgasına falan girmeyin. Yani Valorant Windows'sa Valve Linux gibi. Bilmem anlatabildim mi? Kısacası Valve bu kötü şöhretini temizlemek için iyi bir fırsat yakaladı ve bana kalırsa temizleyecek. Yani umarım temizler. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi ve kanala abone değilseniz bir aboneliğinizi alırım. Ayrıca bana destek olmak istiyorsanız bunun en iyi yolunun katıl üyeliği ve süper teşekkür olduğunu unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak katıl üyelerimiz. Winstreak üyeler Berk Vural, Kaan Yıldırım ve Fullba üye olan Lord'a teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.